O, Romalıların sıklıkla kontrol altına almaya çalıştığı bir bölge olan Trakya'nın göçebe kabilelerinde doğmuştu. Yalnızca büyük bir ruh ve fiziksel güce sahip değil, aynı zamanda çok zeki ve kültürlüydü. Antik Romalı yazar Plutarkos'a göre Trakyalı'dan, yani bir barbardan çok Yunan gibi görünüyordu. O, günümüzde bile birçok kişinin hayranlık duyduğu Spartaküs'tü. Spartaküs satılmak için Roma'ya götürülmeden önce uyurken başına bir yılan dolanmıştı. Onunla aynı kabileden gelen ve bir kahin olan eşi, bunun büyük ve korkunç bir gücün işareti olduğunu ve en nihayetinde çok kötü bir sonla biteceğini öngörmüştü. Kapua'da büyük bir gladyatör okulu vardı. Buradaki gladyatörlerin çoğu Trakyalı ve Galyalıydı ve Spartaküs de bu gladyatörlerden biriydi. Burada dövüşe girecekleri zamana kadar sıkı bir gözetim altında tutuluyorlardı. Bir gün bu gladyatörlerden 200 tanesi büyük bir kaçış planı hazırladı. Spartaküs yoldaşlarını izleyicileri eğlendirmek yerine özgürlüklerini kazanabilmek için savaşmaya ikna etmişti. Ancak muhtemelen bir köstebek tarafından bu plan ihbar edildi. Yine de aralarından mutfak kısmından kesici ve delici aletler alan 78 tanesi gardiyanları alt ederek kaçmayı başardı. Yolda başka bir şehre gladyatör silahları taşıyan arabalarla karşılaşan grup bu arabadaki gladyatör silahlarını ele geçirdi ve kendi ellerindeki mutfak aletlerini oraya bıraktı. Yaklaşık 100 yıl sonra patlayacak olan Vezüv Dağı'nın eteklerine sığındılar. Aralarından 3 lider seçtiler. Bu liderlerden ilki Spartaküs'tü. Diğer ikisi ise Oenomaus ve Krixüs'tü. Romalılar henüz bu olayın ciddiyetinin farkına varmamışlardı ve bunu bir yağma girişimi olarak görüyorlardı. İlk olarak aceleyle toplanmış birlikler gladyatörlerin üstüne gönderildi. Bu birlikleri püskürten gladyatörler İlk defa gerçek silahlar ele geçirdiler ve kendi gladyatör silahlarını oraya bıraktılar. Ne de olsa ellerindeki gladyatör silahlarını oldukça onursuzca buluyorlardı. Bu olaydan sonra Spartaküs'ün ordusuna daha fazla insan katıldı ve neredeyse 70 bin kişiye kadar ulaştılar. Bunun üzerine gladyatörlerin icabına bakması için Roma'dan 3000 askerle birlikte Praetor Claudius gönderildi. Bir tepeye mevzilenen gladyatörleri kuşatan Claudius, tepenin tek çıkışı olan dar ve uzun bir yolu sıkıca gözetliyordu. Tepenin diğer tarafları ise uçurumdu. Ancak bir gece gladyatörler, tepedeki yabani asmaların dallarını kullanarak yaptıkları halatlarla sinsice uçurumdan indiler. Bu sayede düşmanlarını hazırlıksız yakalayarak Roma ordusunun kamplarını ele geçirdiler. Bu zaferin ardından bölgedeki birçok çevik ve sağlam yapılı çoban da gladyatörlere katıldı. Spartaküs'ün gücü hızla büyüyordu. İsyan boyunca ordusu zamanının çoğunu Roma kasabalarında ve kırsal alanlarda geçiriyordu ve bu bölgeler bol miktarda köle barındırıyordu. Ayrıca Spartaküs ganimetlerin eşit olarak bölünmesi konusunda da ısrarcıydı. Bu da asker toplamayı çok daha kolaylaştırıyordu. Öyle ki artık köle olmayanlar bile isyana katılmaya başlamıştı. Gladyatörlere karşı düzenlenen bir sonraki sefer Praetor Varinus tarafından yönetildi. Spartaküs ordusu İlk olarak Varinus'un yardımcı komutanlarından birinin 2000 kişilik ordusuyla karşılaşıp onları bozguna uğrattılar. Ardından Varinus ile komutayı paylaşmak üzere gönderilen Cosinus'la karşılaştılar. Spartaküs ordusu hem Varinus'u hem Cosinus'u büyük bir rezimete uğrattı. Artık Spartaküs büyük ve korkutucu bir güç haline gelmişti. Fakat hala kibirli değildi. Roma'nın tüm gücünü yenemeyeceğini çok iyi biliyordu. Bu yüzden ordusunu Alplere doğru yönlendirdi. Amacı dağları geçtikten sonra ordusunu dağıtarak kimilerini Trakya'ya, kimilerini Galya'ya özgürce göndermekti. Ancak şu anda bilmediğimiz nedenlerden dolayı Spartaküs bu planından vazgeçti ve ordusunu geri çevirdi. Bu kararı neden verdiğini bilmiyoruz. Ancak adamlarının onu dinlememiş olması muhtemel gözüküyor. Sayıca fazlaydılar ve kendilerine çok güveniyorlardı. Bu yüzden de yağmalayarak devam etmek istiyorlardı. Ya da belki de Romalıların Trakya'ya ilerleyişine dair haberler gelmişti ve Trakyalıların ellerine sağ salim dönebilecekleri konusunda bazı şüpheler oluşmuştu. Nedeni ne olursa olsun Spartaküs ordusunu güneye, Messina Boğazı'na doğru yönlendirmeye başladı. Oradan kurtarılmayı bekleyen kölelerle dolu Sicilya'ya geçmeyi planlıyorlardı. Bu büyük ve bastırılamayan ayaklanmanın utancını yaşayan Senato,
artık ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu anlamıştı. İki konsül doğrudan bu ayaklanmayı bastırmakla görevlendirildi. Konsüllerden biri Garganus Dağı yakınlarında, diğerlerinden ayrılan Krixus'u 30 bin adamıyla birlikte yendi. Bu adamların 3'te 2'si Krixus'la beraber öldü. Bu konsüllerin hemen ardından Galya valisi Cassius 10 bin kişilik bir orduyla gladyatörlerin karşısına çıktı. Ancak bu da nafileydi. Spartacus, arkadaşı Krixus'un intikamını almak için 300 Romalı askeri idam etti. Senato durum karşısında son derece öfkeliydi. Acilen konsüllerin sivil hayata dönmeleri istendi. Ve Crassus adında çok zengin ve şöhretli biri ordunun başkomutanlığına gönderildi. Crassus işe ordusunu disipline ederek başladı. Askerlerine kendisinin düşmandan daha tehlikeli olduğunu göstermek istiyordu. Gladyatörlerle girilen önceki çatışmalarda korkakça davranan 500 kişiyi seçti ve bunları gruplara ayırdı. Ardından her gruptan kura ile seçilen bir kişiyi idam etti. Bu şekilde cezalandırılanlar sadece hayatlarını kaybetmekle kalmıyor, aynı zamanda ordunun gözleri önünde büyük bir utanç yaşıyordu. Zira bu idamların koşulları son derece vahşiydi. Bu sırada Spartacus, M.Ö. 72 ila 71 yılları kışında Messina Boğazı'na ulaştı. Boğazdan Sicilya'ya geçmek için karşısında bazı engeller vardı. Ayrıca Sicilya'nın Roma valisi en iyi çıkarma noktalarından bazılarını güçlendirmişti. Spartacus'un iki şeye ihtiyacı vardı. İyi tekneler, iyi denizciler. En iyi çözüm boğazdaki korsanlardan yardım istemekti. Spartacus'un planı 2000 adamını Sicilya'ya çıkarıp adaya ele geçirmekti. Ancak Kilikyalı korsanlar Spartacus'un teklifini kabul etmesine rağmen hediyeleri ve paraları aldıktan sonra verdikleri sözü tutmadılar ve oradan uzaklaştılar. Korsanlar belki de Romalılardan rüşvet almıştı ya da sadece bu olaya karışmak istememişlerdi. Bunu maalesef bilemiyoruz. Bunun üzerine Spartacus denizden geri döndü ve ordusunu Regium Yarımadası'na yerleştirdi. O sırada Crassus da ordusuyla birlikte bölgeye geldi. Crassus boğaz boyunca savunma yapıları inşa etmeye başladı. İşini şansa bırakmak istemiyordu. Bu sayede hem kendi askerlerini meşgul ediyor hem de düşmanın yiyecek ikmalini kesiyordu. Ek bir bilgi olarak 2024 yılında arkeologlar bölgede bazı taş yapıların izlerine rastladılar. Güneybatı İtalya'da bir ormanda bulunan bu kalıntılar büyük ihtimalle Crassus'un gladyatör savaşları sırasında Spartacus'un ordusunu tuzağa düşürmek için yaptığı savunma yapılarına aitti. Buradaki kazılarda kılıçlar, mızraklar gibi silahlar da bulundu. Başlangıçta bu savunma yapılarını küçümseyen Spartacus kısa süre sonra ganimetsiz kaldı ve yarımadadan çıkmak istedi. Crassus, Spartacus ile karşılaşmak için oldukça acele ediyordu. Çünkü daha önce Senato'ya yazdığı mektupta Trakya'dan Lucullus'un ve Hispanya'dan Pompey'in yardım talebinde bulunmuştu. Ancak şimdi bunun için çok pişmandı. Zira kazanılacak herhangi bir zaferin kredisi kendisine değil, gelecek takviye kuvvetlerin komutanına verilecekti. Spartacus de bu takviye kuvvetlerden önce davranmayı düşünerek Crassus'a bir anlaşma teklif etti. Ancak Crassus bu teklifi küçümseyerek reddetti. Bunun üzerine artık her şeyi riske etmekten başka bir çare kalmamıştı. Spartacus tüm ordusunu savaş düzenine soktu. Savaş öncesinde kendisine getirilen atı kılıcıyla öldürdü ve şöyle dedi. Eğer kazanırsam düşmanın elinden alabileceğim birçok güzel at olacak. Ve eğer kaybedersem zaten bir ata ihtiyacım olmayacak. Ardından savaşan adamların arasından hızla geçerek Crassus'a doğru ilerledi. M.Ö. 71 Nisan ayında gerçekleşen son savaş çok uzun ve kanlı geçti. Spartacus uyluğuna bir mızrak yarası aldı. Diz çökerek kalkanını önüne koydu ve o şekilde düşmana karşı direndi. O ve yanındaki birçok adam kuşatılıp öldürülene kadar savaştılar. Spartacus'un ölmesiyle birlikte isyan da artık bastırılmış oldu. Ancak önceleri sadece bir köle olan Spartacus, sonrasında Roma'yı çalkantıya sürükleyen büyük bir isyanın lideri oldu ve adı günümüze kadar kaldı. Crassus şanslıydı, mükemmel bir komutanlık göstermişti. Ayrıca savaşın içine girerek hayatını riske atmıştı. Ancak yine de bu başarısı bir işe yaramadı. Savaştan kaçanlar destek kuvvetleriyle gelen Pompey'in birliklerine yakalandı. Spartacus'un ordusundan yaklaşık 6000 kişi ibret olması için Capua'dan Roma'ya kadar uzanan Appianus yolunda çarmıha gerildi. Pompey, Senato'ya gönderdiği mektupta Crassus'un köleleri açık savaşta yendiğini fakat savaşın kökünü kendisinin kazıdığını söyledi. Spartacus'la ilgili antik dönemde yazılmış birkaç hikaye var. Ancak bunların hepsinin sonu etrafının sarılıp öldürülmesiyle sona eriyor. Kendisinin cesedi ne yazık ki şimdiye kadar bulunamadı. Muhtemelen diğer askerleriyle birlikte bir toplu mezara gömülmüştü. Arkeologlar bir gün Spartacus'un mezarını bulsalar bile
Bu ünlü komutanın iskeletini diğerlerinden ayırt edebilmek pek mümkün gözükmüyor. Sonuç olarak savaşı Krasus kazanmış olsa da yüzyıllar boyunca ismi yankılanan kişi o değil, Trakyalı bir köle olan Spartaküs oldu. Bugün Spartaküs filmlere ve dizilere konu olmaya devam ediyor. Ayrıca geniş kitleler tarafından özgürlük simgesi olarak anılıyor. Peki öyleyse sizce bu savaşı kazanan kim? Son olarak eskiye dair her şeyi merak ediyorsanız ve geçmişe ilgi duyuyorsanız, yani siz de bir arkeofilseniz, yeni çıkan kitabımız Arkeoloji Meraklısı'nın ilk kitabını okumanızı öneririz. İçinde arkeolojiye dair en merak edilen soruların yanıtlarını bulabilirsiniz. Sizlerden gelecek yorumlara ve izlenme oranlarına göre başka videolarda hazırlamak istiyoruz. Ancak bunun için desteğinizi görmek bizim için önemli. Yeni konu önerilerinizi ve desteklerinizi yorumlarda bekliyoruz. Sevgiler.